İyi akşamlar Sayın Talip Öztürk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler, saygılar sunuyorum Yarış Vizyon'dan. Dolayısıyla sizi aramamızdaki sebep, önce hayırlı olsun dileyelim. 350 bin TL'ye evet, bir yarış olsun. Atı aldınız. Teşekkür ederim. Ferdi Akıncı da burada size, isterseniz buyurun. Evet, saygılar sunuyorum Talip Bey. İyi akşamlar Ferdi Bey size de, iyi yayınlar. Hayırlı uğurlu olsun, ayakları düz bassın. Çok Allah utandırmasın. Çok sağ olun. Güzel bir tay aldınız. Şimdi vallahi öyle olduğuna inanıyoruz. Şimdi yok, ben de satıştaydım orada, sizin aktüel görüntüleriniz var, şimdi gireceğiz evet. VTR'mizi. Gerçekten maşallah var, Allah inşallah hayırlı yarışlar koşmayı nasip eder. Zaten antrenörünüz de Bahattin Dağ da bu işin işini bilir, iyi bir antrenördür sahalarımızda, başarılı evet. Bir antrenörlerimizden. Şimdi isterseniz biz bir izleyelim sizin o günkü tay satışını. Sonra size birkaç sorum olacak Talip Bey. Tabii. Peki. Evet, izleyelim. Şampiyon adayları Veli Efendi Hipodromu'nda sahiplerini buldu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nce yetiştirilen 19 safkan Arap tayı toplam 3 milyon 129 bin TL'ye alıcı buldu. Formu tahlil 75 bin TL. 75 bin TL. 100 bin TL bir numaralı iştirakçımız. 100 bin TL. Talip Bey. Efendim. Bu heyecana değer diyorsunuz. Değer. En son cümleniz benim çok hoşuma gitti. Ben de bakıyorum. Gerçekten sizin duygularınızı ben anlıyorum. Gerçekten bu heyecana her şey değer de. Biraz bize anlatabilir misiniz? Yani bu heyecana değer derken sevgili izleyicilerimiz de, bu nasıl bir heyecandır Talip Bey? Şimdi öncelikle atları çok seviyorum ben. Çok tesadüfi yani olmuştu benim buraya bu atçılığa ve at yarışına katılışım. Çok sevdiğim bir kardeşim sayesinde olmuştu. Evet. Ben daha önce yani yarış oynardım. Atlara çok merakım vardı. Çok severdim atları. Tesadüfi bir at sahibi oldum. Ben bir at sahibi olduktan sonra biraz daha fazla buralara gelip gitmeye başladık tabii. Atlarla biraz daha içli dışlı oldum mu zaten gerisi kendiliğinden geliyor. Yani önemli olan bu atları sevebilmek, bu duyguları yaşayabilmek. Yani burada olmak çok güzel. Onun için şimdi arkadaşlar o gün sordular hani ya çok para değilmiş de bu kadar para verilir mi? Evet. Yine söylüyorum bu heyecana değer yani. Evet. Peki ben size çok belki hiç ummadığınız bir soru soracağım şimdi. Evet. Şimdi benim de bir kısrağım var, gebe. Allah nasip ederse 2 ay sonra doğacak. Adını bir senedir hayal ediyorum. Yani heyecana değer dedi ya. 1 yıldır adını ne koyacağım onun heyecanını yaşıyorum. Şimdi siz 350 bin TL verdiniz ama adını koyamadınız. Bununla ilgili bir şey söylemek istersiniz diye düşünüyorum. Yani ben buna karşıyım da. O sebepten dolayı yani size bu pası attım. Şimdi orada o gün genel müdürümüz de oradaydı. Sayın Başkan da oradaydı. Bu konuyla alakalı bir konuşma geçti. Evet. Konuyu da ben açtım. Çünkü ben yani bu olay ben ilk defa katıldım. Satışlara yani. Satışlara. Evet. İlk defa katıldığım için tabii ki oradaki isim şeylerine nasıl oluyor, kimler koyuyor, prosedürü bilmiyordum. Orada öğrendim. Evet. Ben Sayın Genel Müdür'e de söyledim.
Ben bugün orada farklı atlar da alabilirdim. Ama oradaki at sahiplerinin soy ismini ve ismini taşıdığı için o atları almak istemedim. Değil mi? Yani tabii. Bence ya bu isimleri bu atlara koymamalılar, isimsiz gelmeli. Ya da at sahiplerinin isimlerini ya da soy isimlerini koymamalılar. Belki o gün orada bir soy isim konulmuş bir ata. Ben o atı almak için geldim belki oraya. Onu almak istiyorum. Ama şimdi başkasının soy ismine bir atı alıp da içime sindiremediğim için almadım yani. Belki o at 330'a gitti, 35'e gitti. Belki 500 gidecekti. Gidebilirdi yani tabii. Neticede yine kazanan da onlar olacaktı. Bununla ilgili bir iki konuşma yaptık orada. Onlar da bu olayı farkına vardılar. İnşallah seneye bunu düzeltirler ki genel müdür de bu olayla ilgileneceğini ve bunu düzeltebileceklerini söyledi orada. Bence bu yanlış bir olay yani. Evet. Şimdi nihayetinde şu olabilir. Tabii ki belki onlar şu neticeden dolayı hani belki çok çarpık isimler koyarlar diye kendileri daha düzgün isim koymayı mı planladılar da bu uygulamayı hayata geçirdiler. Fakat şu olur, denetim olabilir. Yani İngiliz atlarında nasıl oluyor? Efendime söyleyeyim, siz koyarsınız da onlar denetten geçmezse değiştirebilirler. Siz başka bir alternatifi düşünebilirsiniz ama onların koyması kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Sizin de sonunda zaten onlar onaylıyorlar isimleri. Yani sizin koyduğunuz isimleri tabii ki kontrol altında tutabilirler. Onlar koysunlar yine ismi, önemli değil. Ama at sahiplerinin isimlerini ve soy isimlerini koydukları zaman o zaman sanki o adama o atı alma mecburiyeti de doğuyormuş gibi oluyor. Bugün benim soyadımı taşıyan bir at olsaydı orada ben hiç istemediğim halde onu almak zorunda kalabilirdim. Evet, doğru. Olabilir tabii, olabilir. Doğru. Enteresan. Yani kimsenin almasını istemezdim. Evet. Peki şimdi ben siz bilmiyorum farkında mısınız, o heyecanla farkında değilsinizdir de ben Ferdi Akıncı'ya da aktardım sohbetimizde. Ben aslında TRT kökenli, yıllarca ulusal kanallarda programcılık yapmış, müzik eğlenceler, evet. Mehmet Erbil'le çalışmış bir televizyoncuyum. Yani şimdi kalkıp da bizim yarış programı yapmamız biraz enteresan geliyor benim meslektaşlarıma. Şimdi şunu soracağım size, dediğim gibi gazileri gelip çekiyordum. Son gazide de Padok'ta sizle bir röportaj yaptım ben. Siz belki farkında evet. değilsinizdir. O röportaj bende arşivimde duruyor. Ben sizi bir gün mutlaka antrenörünüzle birlikte... Çünkü soracağım çok önemli sorular var. O bantlar bende duruyor. O evet. Gazi'yi konuşmak üzere sizi stüdyoya davet ediyorum. İnşallah. Yani eğer bize geleceğinizi beyan ederseniz bir özel bir program hazırlamak istiyorum. Bayramdan sonra olursa katılırım mutlaka. Tamam, peki çok teşekkür ediyorum. Tekrardan almış olduğunuz atınız için inşallah hayırlı uğurlu olur. Takipçisi olacağız Yarış Vizyon programı olarak. İnşallah. Ben de çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim size programınızda. Sağ ol Talip Bey. Teşekkürler katıldığınız için ayrıca. İyi geceler. İyi geceler.